Sual şöyle. Ecevit hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğerlerine oranla daha millet ve devletçi olduğu iddia ediliyor. Zamanında Gülen tarafından da desteklenmişti demiş. El küfrü ümmetin vahide. Gülen'in onu desteklemesine hayret mi ediyor yani? Ecevit ortaya çıkana kadar Türk solu Mustafa Kemal'in aleyhineydi. Nazım'ı hapseden Mustafa Kemal değil mi? Ankara'da Ruslardan yardım almak için Komünist Parti kurduran, Ali Veli Orak Çekiş diye gazeteler çıkaran Mustafa Kemal, İngilizlerin sıkıştırması ve Batum çıkarmasını yapması üzerine Ruslara dirsek çevirip bu partiyi kapatan, bu gazeteleri kapatan Mustafa Kemal değil mi? Şevket Süreyya'yı 15 seneye mahkum eden Mustafa Kemal değil mi? Solcular benim gençliğimde Mustafa Kemal'in aleyhineydiler. Onun hakkında kullandıkları tabir Burjuva Kemal'di. Neden? Çünkü Mustafa Kemal milli mücadelede Ruslarla İngilizler arasında tahterevalli oynadı. Bunun çok tafsilatı var ama başka bir suale cevap verme şansım da olsun diye, çünkü çok az suale cevap verebiliyoruz, bunu anlatmıyorum. Netice itibariyle Rusları terk etti. Bundan dolayı Dimitri Kitsikit'in kitabında var. Ruslar Yunan'a yardım teklifinde bulundular. Biz yanlış atı oynamışız. Mustafa Kemal emperyalizmle mücadele eden, emperyalist İngilizlerle mücadele eden bir adam değilmiş diye. Dimitri Kitsikit'in kitabında Paris'te yapılmış doktoradır. Yunanistan'a adam gönderdiler, size yardım edelim diye. Fakat Yunan hezimeti Anadolu'da başlamıştı. Güvenip saf değiştiremediler. Çünkü Denikin, General Denikin kumandasında Çarlık taraftarı ordular Karadeniz'in kuzeyinde Bolşeviklerle harp ediyorlardı. Senin adamların kendi canlarını kurtarsınlar bakalım dediler onlara. Bu yardımı değerlendiremediler. Kısacası Ecevit'e kadar solcular Mustafa Kemal'e aleyhtardılar. Ve onlardan dayak yemişlerdi. Ondan dayak yemişlerdi. Lakin Mustafa Kemal'in icraatını kendileri de din tanımadıkları için lehlerine kabul etmekle birlikte eksik bıraktıklarından dolayı ve onların beklediği nihai neticeyi İngiliz taraftarlığı dolayısıyla, çünkü İngilizler şiddetli komünizm aleyhtarıydılar. Bunun sebebi de Karl Marx'ın ilk defa ihtilal İngiltere'de olacak diye bir kehanetinin bulunmasıdır. Çünkü emeğin istismarından Bolşevik İhtilal tabii bir surette meydana gelir ona göre. Emek de sanayide en ileri giden ülkede en fazla istismar edilir. Binaenaleyh yarısı köylü Rusya'da çıktı ihtilal de İngiltere'de hala bir şey olduğu yok. Bundan dolayı İngilizler bu işin düşmanıydılar. Mustafa Kemal Ruslarla münasebetini kesmek için Batum çıkarmasını da bu sebeple yaptılar. Lakin Ecevit ortaya bir fikir attı. Dedi ki biz Mustafa Kemal'e karşı çıkarak daha yolun başlangıcında kendimizi engelliyoruz. Halbuki biz onu benimser görünelim, kabullenelim, müdafaa edelim, devrim bitmedi, ömrü vefa etmedi, bitiremedi diyelim, devrim devam ediyor diyelim, onun atmadığı adımlarda biz atalım, komünizmi getirelim. Bunun ilk defa tatbikatını 77 seçimlerinde yaptı. Ben o seçimde adaydım. Ben biliyorum ne söylediğini. Komünistlerin meşhur bir sloganı vardır. Su kullananın, toprak işleyenin. Ecevit bu sloganla hareket etti. Ve Kıbrıs Fatih gibi
sahte, gerçekle alakası olmayan bir propagandanın eseriyle birinci parti çıktı. Tek başına iktidar olamadıysa da. Ondan sonra Adalet Partisi'nden adam devşirdi, meşhur Güneş Moteli hikayesini bilirsiniz. Böyle yarım yamalak amele şey oldu, iktidar oldu. Bunun manası Ecevit bir komünisttir. Kemalistliği komünistler ondan sonra kullanma yoluna gittiler. Beğendiklerinden değil. O Burjuva Kemal de unutuldu. Bugünkü solcular Mustafa Kemal'e toz kondurmazlar. Ama inkılaplar bitmemiş. Yapılacak işler bitmemiştir onlara göre. Devamı var. O devamı mülkiyeti kaldırmak, aileyi kaldırmak vesaire. Devrim devam ediyor sözü Ecevit'indir. Şimdi Allah aşkına komünist olan bir adamı velev ki söylenildiği gibi şahsi namuskarlığı olsun, zina etmediği, rüşvet almadığı gibi iddialar var onun hakkında çok dürüst diye. Bunlar doğru olsa Allah Allah ahlaklı diye bir komünisti mazlum mu görelim? Sen benim imanımın karşısındasın. Sen benim imanımın asmısın. Senin meziyetin bu küfrünle 5 kuruş kıymeti yoktur. Amel iman zemininde bir değerdir. Ecevit Müslüman olsaydı Merve Kavakçı'ya meclisteki o muameleyi yapar mıydı? Onu gören Fethullah da Ecevit'le öpüştüyse bende vesikası var, gazete haberi var, şefaat edeceğim tek adam Ecevit'tir dediyse el küfrü ümmetin vahide. Kafir kafirden haz eder. Başka bir şey söyleyemem. Ecevit'in şahsi ahlakı bir işe yarasa şu Edison ondan 1000 defa daha bütün beşeriyete faydalı oldu bu ampulü bularak. Bak burayı bundan aydınlatıyoruz. Edison bununla cennete gider mi? Haşa ve kella. Belki cehennemde biraz daha hafif yere girer. Amel ne rol oynar? Ahlaklı veya ahlaksız olmak ne rol oynar? Eğer iman ve küfür tayin ettiği cennet ve cehennemden birine girdiyse bir adam, cennette de cehennemde de kademeleşme vardır. Yeknesak değildir. Her cennetlik aynı derecede saadete, her cehennemlik de aynı derecede sıkıntıya maruz kalmaz. Amel cennette veya cehennemde kademeleşmeye yarar. Cennetin veya cehennemin ebedi mekan olması iman sayesindedir. Allah aşkına Ecevit şu kadar siyaset tarihinde bulundu. Bu adamı bir cenaze namazında, bir cuma namazında, bir bayram namazında gören biri varsa bu kadar adamın içinde elini kaldırsın, ben de bundan özür dileyim. Sen nasıl adamsın ki cuma yalnız kılınmaz, bayram namazı yalnız kılınmaz, cenaze namazı yalnız kılınmaz. Bir defa Allah'ın huzurunda durmadın, siyaseten bile, millete şirin görünmek için bile. Ben sana nasıl Müslüman diyeyim? Yaşasın cehennem. Senin için de, seni sevenler için de. El mer'u mehabbe, el mer'u ma'amene habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Fethullah ile Ecevit, ahirette aynı yerde olacak. Hiç şüpheniz olmasın. Başka bir sual sor.